Ölümcül bağlar. Adamın ayağı kopmuş la. Ay. Albay bunu hak etmiyordu. Oha. Saati tarihi geri alınca pandam acıkmadı ayıcığım. Yuh. Şimdi ileri atınca belki acıkır. Neyse. 44'e başlayalım. Selam millet. Spengler'ın bir uzaylının ordudan kaçmasına yardım ettiğini iddia ettiğine inanamıyorum. Ve şimdi onunla çölün ortasındaki bir festivalde buluşmamızı istiyor. Kontrol ettim. Bira içip koca bir heykeli yakarak eğlenen tuhaf tiplerin buluşmasına ibaret biliyorum. Ay, hiç mantıklı ama biliyorsunuz zamane gençleri. Ne bileyim. Tamam gidelim şuraya. Bu yerin de sahipleri en son asit testini az önce de geçmiş gibiler. Giderken kadar toplamamışlar. Çarşamba pazarı gibi. Doğru değil. Senin suratın da perşembe pazarı. Ay. Sesim. Midem öttü la. Gurrut diye. Sanki traktör. Frengin suratı perşembe pazarı. Millet bugün ne oldu biliyor musunuz? Ay adamı ne yapmışlar? Bıktım. Öyle bir adam var ya. Bıktım. Bu lekeler neden çıkmıyor? Perde lekesi. Adamı ne yapmışlar la? Çok kötü. Felaket kötü. Böyle ölmeyi hak etmiyordu albay. Ziyaret edemeyecek miyiz? Ne diyorsun bu arada? O büyük sadece bu albay. Sence bu albay mı? Hayır, bu mümkün. Spengler'i ya da tanıyoruz. Hep aynı başımız olmuştur. Ben de inanamıyorum. ben de sevmezdim. Şu ömre dönmeyi de hak etmemişti. Hiç haysiyetli değil. Bilmiyorum, çözmeliyiz aynen. Bugün sana katılıyorum Frank. Sanki kadın suçmadan kaçmış gibi. Tamam. Tamam. Şuradan yıldız yapalım. Şimdi millet bugün telefonu aldım. Bataryasını değişmişler. Bataryası bozulmuş. İndim işte. Uzun sokaktan ilerliyorum. Bir tane tavukçu açılmış. Çocuk da böyle dağıtıyor ilanları, küçük ilanları. Her neyse aldım, soktum çadıma, geldim eve, aradık orayı. 2 tane tavuk geldi. Tavuk döner. Bir alana bir bedavaymış, tamam mı? Bir tanesini yedim. Yemez olaydım. Öyle bir lavaşa koymuşlar ki. Dişim kopaydı. Çenem ağrıdı. Ordu çizmeleri mi? Evet. Ordudan mı acaba o da? Ordu çizmesi giydiğine göre ordudan olabilir. Zavallı general. O da Raquel gibi bize yardım etmeye çalışıyordu. Raquel'im. Öyle işte. Lavaşı sanki 10 yıl böyle saklamışlar. Çenem ağrıdı la. Zaten şu 20 yaş dişleri çıkıyor ya. Buralarım çok ağrıyor ya. Ne bileyim. Festivalin broşürü Barış Uzaylılar Müzik Uzaylı Festivali yazıyor. Demek festival uzaylılar ha. Ezra hop geçenki herif değil mi? Ölüm çekirdekleri aynen. Midem ötüyor. Ezra da festivalde miymiş? Şu kameraya da bakalım. Bu henalık bir iş olabilir mi? Öyle düşünüyorum. Ro 7. Ro. Rottweiler 7. QCE. Bir de açılışı bugün yapmışlar ha. Dişim kırıldı. Albay'ın suratı. Dur biraz haklısın, videoları albay içinde izlesek iyi olur. Ay, emniyet tamir Ayşe. Bunu izliyorsan ben ölmüşüm demektir. Uzaylıların kaçmasına yardım etmeye karar verdiğimde liste olduğunu biliyordum. Ama o zavallı uzaylıyı bir laboratuvar deneyine dönüştürmelerine izin vermemeliydim. Her zaman omuz omuza çalışmadığımızı biliyorum ama sana saygı duyuyorum Ayşe. Lütfen benim başladığım işe sen bitirmelisin. Uzaylı korumalısın. Vaha'ya git, orada her şey açıklık kazanacak. Unutma, beni ödeyen muhtemelen senin de peşin düşecek. Dikkatli ol. Raquel gibi bu da. Bakalım. Aynen. Vaha. Yazık lan. Raquel gibi. Raquel de öyle ölmüştü. Bize yardım ediyordu. Aynı böyle kaseti şey vardı. Kaydı vardı. Raquel. Raquel'im benim. Ben onu çok özledim. Sevmesem de özledim. Yani Raquel'i de sevmezdim ben. Albay'ı da sevmiyorum. İkisi ne kadar birbirine benziyorlar. Benzetmişler. Ne bu? Tam ne la? Ha şu davulların ismi mi tam? Bu ne? Kasa. Spengler yazar üstüne. Albayım bu. Polaroid. Ben öyle fotoğrafları çok seviyorum. Çekiyorsun, üstten çıkıyor kağıt. Foto. Bence güzel. Evet. Bakalım. Biz derken neyi, seni kastediyorum. Beni mi kastediysen? Biliydim böyle diyeceğini. Zaten hep ben. Ben olmasam bir hiçsiniz. Ben olmasam ne atlayacaksınız? Çok merak ediyorum ben. Pasifikçiler. Pasifik. Bir önce bitirmek istiyorum bunu. Nefret ediyorum. Sevmiyorum bunu. Sevmiyorum. 40 şu an 43'teyiz. Nasıl dayandım la 43'e kadar ben buna? Bu ne? Bu radar şey, GPS şeymiş. Spengler paranoyak ötesiymiş. Koca bir tabara yetecek kadar ordu teçhizatı taşımış. Yani neyse yararlı bir şey bulduğumu cihaz daha şansıma bak. Minik bir radara benziyor. Ben de öyle dedim işte. Bu şeyler nasıl çalışıp öğrenemedik. Belki sallamak işe yarar. Dur, kimse kıpırdamasın. Bırak o silahı, kimsen. O adamı tanıyor. Ha bu. İzleyicilerimden sinyal aldım. Ağır ol Kobe. Spengler öldü. Lütfen uzaklaşma. Ayşe'cim sorular hazırladı. Bu Z gene karşımıza çıktı. Ajan Z. Dondum bir an adamı görünce. Evet. Sinek. Kışın sineğin evde ne işi var? Bunların sıcak yerlere gitmesi gerekiyor. Spengler. Meet me her 15.332. Eski mektuptan mesaj bulmakla zaman kaybettiğin yettim Ayşe. Spengler yazılmış. Benimle burada buluş. Burada kası var resme bakılırsa. Mektup Spengler'in Hernan'ın uzmanlığı. Bu sefer bilemedim. Kamerayı normalde Hena'ya yollamamız gerekiyor diye düşünmüştüm ama bilemedim. Şunları öne atayım da bu adamlarla konuşuruz. Z ile konuşalım. Z demek Spengler'ın eşyaların her hareketinden seni haberdar eden bir izleyici koyduğun neden. Bu bilgisine paylaşmaya yetkin bulunmuyor. Sırf $10.000 takımı hepsi giyen havalı bir giye ajanısın diye bize ukarak yapamazsın. Sanırım artık gördüğüne göre bir önemi yok. Son zamanlarda bir işler çevirmeye başlamıştı. İddiaya göre kişisel bir meselesi için araştırma geliştirme sahası malzeme çalmış. Giye'nin sırları, Giye CIA olmasın. Konusu ne kadar hassas olduğunu bilirsiniz. İşi şansa bırakamayız. Albay kurallara uymazsa o zaman bir sorun var demektir. Spengler gözetim altında. İzleyici de o yüzden vardı ama görünen o ki artık sorun teşkil etmiyor. O Giye CIA olmasın. Yuh, inşaat. Saat kaç, bunlar hala gitmedin mi? 3:30. Çok acayip Ayşe, festivale geldiğinizde ve şu koca ikili yaktığımızda uzaylılar gelip dünyaya barış getirecekleri ortam kopacak. Barış buraya kadarmış. Bir ordu albayı festivalini öldürdü. Adı Albay Spengler. Kötü karma. Asker miydi? Onlardan buraya pek gelen olmaz ama olmaz. Biz baştan yanayız ve uzaylılar gezegenimize çağırıyoruz. Savaşla işimiz yok. Uzaylıların gelmesinden bahsedip duruyorsun. Gerçek okumadıklarını biliyorsun değil mi? Çok ayıp olsun. Bak, benim şu Spengler'in adamla ilgili bir şey bildiğim yok ve bela istemiyorum. Umarım kim yaptıysa yakalarsınız ve festivali devam ederiz. Namaste ve kolay gele. Bu herif gene çıplak. Kıyafeti mi yok? Spengler'e üzüldüm nasılsınız? Ben de üzüldüm. Üzücü falan gerçekten, evet, ama bu ölüsün ardına ağlayıp yaslayacağımız anlamına gelmiyor. Yangın nasıl başlamış bilmiyorum ama şiddetli olmuş. Molotov kokteyl diye tahmin ediyorum ama %100 emin olmamız için kalıntılarını bulmanız gerekiyor. Spengler mağara keşfi donanımıyla bağlamış olmasaymış yangından kaçma şansı olabilirmiş. Mağara nesi? Mağara keşfi Frank. Doğal mağaralarda keşfe çıkan insanların yaptığı şey. Senin gibi şeyli bir çocuğa göre değil. Katil mağaraları keşfedilmeye hoşlanıyor. Umarım tümle kazmayı becerebiliyordur. Ben de kez mağara bir şeyse buldu. Duydum. Karıştırdım. Çorba oldu. Başım ağrıyor. İtiraf etmeye ilgisi Spengler'e gönderen şu mektubun üzerindeki rakamlar sınırlarımı zorladı. Bir dünya test yaptım. İkili post, ikili yüzer noktalı algoritmaları ta ki veri tabanımızdaki rakamlar yanlışlara dokunup Marquez'in profiline ulaşıncaya kadar mı? Bu rakamlar Marquez'in hizmeti numarası eşleşiyor. Spengler'la o mu buluşacakmış? Gizli saklanma yerinde. Konuşmamız lazım. Evet. Çünkü şüpheli. Şüpheli muamelesi yapmamız gerek. Amir King geldi aklıma. O da 51. vaka mıydı neydi? Onu sorguluyorduk. Şüphelisin Marquez. Ayşe seninle bu konuda konuşmak istiyor. Spengler vakasıyla mı ilgili? Katil bulduğunuzda günü kapatabiliriz. Bana bunu söylemeye mi geldiniz? Spengler'e gönderiniz bu mektubu bulduk. Ve bu durumlarda ne yapılabiliyorsunuz? İpuçları topla, şüpheli sorguya çek. Bana soracağınız her şeyi cevaplayacağım. Evet, buluştum. Neden Spengler'i görmek isteyeseniz ve neden çölün ortasında? Tüm soruları cevaplayacağımı söyledim, evet, ama şimdi yapacağımı söylemedim. Üzgünüm, başka biraz zamana ihtiyacım var ama yerde geç her şeyi öğreneceğinizden şüpheniz olmasın. Bu tartışmaya açık değil. Frank ortada serbest oluşan bir katilde sen hala burada mı dikiliyorsun? Bilmiyorum, bir şeyleri gizli. Ne yapacağız? Aynen. Evet. Bu herif. İşte burasının çok önemli yerine bunu görmelisin. Bu gözünü evlat. Ağzına çıkarsan şu baklayı. Spengler uzaylısının nerede saklandığını biliyorum. Nerede? Tuvalette mi? İkinci bölüm. Uzaylısının nerede saklandığını biliyorum. Spengler'in cesedini yakınında bulduğum kamerada şifreli kamera görüntüsü buldum. İçinde Spengler koruduğu uzaylının bir mağarada saklandığını söylüyordu. İntihar adamdan daha fazla saçmalık. Bu uzaylı oyunu eskimeye başlıyor. Ayşe ne söylüyorsa kulak versen iyi olur Frank. Spengler bu videoda ne kadar çılgınca konuşuyor olursa olsun o mağarada bu cinayeti çözüme giden sağlam bir ipucu. Mağara koordinatları tabletine gönderdim. Hani da bakayım. Gelmemiş. Haber gelmiş yukarı. Tamam, gidelim. Okulda istiklal marşı okuyorlar. Müdür diyor ki rahat hazır ol. Bize de derdiler. Gerizekalılar susmazlar ki adam gibi bir okuyalım da gidelim. Marşa bile saygıları yok. Şerefsizler. Ben çok severim istiklal marşını. Okununca böyle tüylerim diken diken oluyor. Kendimden geçiyorum yani, o derece. Niye böyle oluyor bilmiyorum ha. Mesela 29 Ekim'de de böyle oluyor. 10 Kasım'da da böyle oluyor. Atatürk'le ilgili olan her şeyde ben böyle oluyorum. Çok sevdiğim için mi acaba? İstiklal Marşı'nı da seviyorum. 10. Yıl Marşı'nı da seviyorum. Hepsini seviyorum lan. Bir ara bir tane gerizekalı 10. Marşı'nı kaldırmaya çalışıyordu hatta. İtiraf etmeye başladı. Şuradan sürünerek geçmek çok zordu. Ne güzel oldun öyle. Tam bir madenci. İyi adam bu kargaşana iyi çıkabilir. Tamam. O küreyi bırakın. Yazsa da umurumda değil. Mesaj mıymış? Öyle işte ama kaldıramadılar. 10. yıl marşını. Bir ara TC'yi kaldırıyorlardı. Bu ülkenin başına. Aa, oyun kapandı. Oyun kapandı, gördünüz mü? Nasıl güncelleme gelecek? Dur bir bakayım şuna. Demin olan olaydan dolayı herkesten özür diliyorum. Bazen böyle salaklık yapıyorum. Normalde Play hesabım açık. Hiç kapatmıyorum ama niye öyle yaptı anlamadım. Bir kere daha böyle yapmıştı yine. Salaktı. Salaklaşıyor arada. Ne diyordum? Bu ülkenin dedim başına gelmeyen kalmadı diyecektim. O sırada o olay oldu. Bu ne? Diyagram mı? Bu taşların altında ne bulunuşturma değil. Molotov kokteyl yapımı için mi? Doğru iz üstündesin Ayşe. Kaderimizin Spengler'ın içini bilmek için Molotov kokteyli kullanılabiliyoruz. Hazırlamak için bu rehber okumuş olabilir. Bu belgede tuhaf bir işaret olduğunu görebiliyorum. Bundan bir örnek alabilir misin? Madenci barete takmış kafasına. Fenerli hem de. Tam Frank'e göre bir iş bence. Şunu da şey yapalım. Yandaki inşaat uyutmadı beni bir türlü. Zaten o başladı beni uyutmuyor da. Garip bir cihaz. Bir bilim kurgu filmden alınmış gibi gözüküyor ama biz Evut'tan uzaktayız. Öyle değil mi? Bunu Ene'ye gönderelim. Bence de garip bir şeye benziyordu. Ben de anlamadım ne olduğunu. Pandora'nın kutusu olmasın. Ne alaka ki? Çok Selena izledim sanırım. Molotov 101 yazıyor. A101'den mi almışlar? A101 harca bitmez. Nere bitmiyor be? 2 tane bir şey aldım. Geçenlerde 10 lira mı ne para verdim. Bitiyor işte. En iyisi BİM. En iyisi kaçmak. Pembe madde. Laboratuvara götürelim. En iyisi kaçmak. O değil de Spengler yazılı oldu ya. Raquel gibi o da. Masum. Raquel. Raquel'im benim. Beni bırakamazsın. Gidemezsin. Dedim. Gar gitti la. Ben kimi seviyorsam ya katil çıkıyor ya ölüyor. Duncan'ı sevdim. Katil çıktı. Örmeyin not welcome mı? Ezra yazmış bunu. O küreyi bırakın. Ordu burada istenmiyor. İmza Ezra. Bir saniye şu çizim Spengler mi yani? Gelecek halinden biri daha aptal gözüküyor. Ölünün arkasından öyle mi konuşulur? Bu insanlar da çok acayip. Ölünün arkasından yemek yiyorlar. Ölünün arkasından atıp tutuyorlar. Çok salakça bence bu işleri. Ben olsam ağlarım. Kötü de olsa ağlayacağım. Söylesene Ezra, Ayşe küçük çizimini buldu. Bir albayı tehdit etmek mi? Bu bana pek barışçıl gelmedi. Dur bakalım dostum. Spengler aramızda mağara ile ilgili bir didişme oldu. Evet ama yaptığım o çizim üzerine durulacak bir şey değil. O mağaranın kadim gizemli güçleri var. Orası uzaylı medeniyetlerine geçit. Oradan saklanmak istediğim doğru. Onlar her şeyi silahla çeviriyorlar. Uzaylı medeniyetlerine geçitme. Gizemli ıvır zıvır da bizi öyle canım sanır. Sesleri katil o mağaraya gittiğini biliyoruz. Sen olmadığını ne malum. Ben sadece o mağarayı korumak istedim. Dünyada barışın sırlarını saklıyor. Barışı öldürerek koruyamazsınız. Hatta orayı korumak için mağara keşfi bile öğrendim. Üstelik ben de klostrofobi olmasına rağmen. Kapalı alan korkusu. Bu cesaret ise de adamın ben katil değilim. Kapalı alan korkusu varmış. Evet orada çizmesi. Bende hiç böyle kapalı alan korkusu yok. Ben tam tersi. Dar alanları çok severim. Yüksekliği de çok severim. Ben manyağım. Şunları öne atayım da geleyim. Molotov kokteyli rehberinden aldınız. Şu maddelerin neler olduğuna dair iyi bir fikir verecektir Ayşe. Şimdi katil ben olsaydım ki olmadığıma çok memnun. Molotov kokteyli seçeceğimde son silah olurdu. Son derece tehlikeli ve katil onu tutuştururken kendini yaktığına şüphe yok. Nereden biliyorum? Çünkü şu pembe madde yanık tedavi kreminden geliyor. Kendini yakmış. Beni yak, kendini yak. Olmadı tüm dünyayı yak. Öyle bir şarkı var ya. Beni yak, kendini yak. Ayşe daha önce içmerde bulduğun şu küp gibi bir şey görmemiştim. Ben de görmedim, ne bileyim. Çalıştırmak için ikili protokoller geliştirmek zorunda kaldım. Ve sana söyleyeyim hiç de kolay iş değil. Daha açık konuşur musun evlat? Ben de çöpün olsa fazla süslenmiş bir kağıt ağırlı olduğunu sanmıştım. Bundan çok daha fazlası. Olağanüstü büyüklüğü veri içeriyor ve sizin bir ilginizi çekecek bir şey buldum. Albay ve Randolph'un uzak bir gezegene ilgili koşmaları 3 boyutlu projeksiyonu ve video yayın tabletime aktardım, bakın. Buldum ama o benim gezegenim Crep 9, bak işte orada. O senin gezegenin mi? Rendeltip'in küreden küreye manyetik dalgalar aktardı ve haritaya ulaştı. Bunun anlamını biliyor musun? Rendeltip eve dönebilir. Bu harika sonunda umut var. Ya adam onu eve göndermek için şey yapmış. Ne kadar iyi ya. Yazıkla. Az önce izlediğime inanamıyorum. Demek Spengler'i korumaya çalıştığı uzaylı Rendeltip'miş. Demiştim ben olur diye. Herkese Crep'te uzan geldiğini söylediğini biliyorum. Ama ne zamandan beri böyle saçmalara inanmaya başladık. Haklısın. Bu zırvalara Spengler'i yandırabilseydi düşündüğümüz kadar aptal olmamalı. Yüzü yanmış Randolph'un. Yanık var suratında. Sigara mı işte acaba? Uzaylı, evet, sigara içecek. Zaten uzaylı bizim ülkemize gelse var ya, içkici olur, rakıcı olur, Türk yemeklerine hasta olur, Yıldız Tilbe dinler. Ayşe senin gezegenle ilgili albay ile konuştuğum videoyu buldu. Geçen Crep 9'dan geldiğini anlamış, öyle değil mi? Tabii ki öyle. Randolph'un arkadaşıydı. Randolph onsuz kayboldu. Artık asla Crep 9'a dönemem. Spengler senin küçük uzaylı kaçış oyunu yutmuş olabilir ama korkarım Ayşe kül yutmaz. Şimdi öt bakalım. Spengler geçede neden ihtiyacım vardı? Randolph'a iyi davranın Spengler. Randolph'a eğer ölürse beni koruyacak kimse kalmayacağını söyledi. Ama senden de bahsetti Ayşe. Senin iyi bir dünyalı olduğunu söyledi ve yakında Randolph'a inanacağını ve ona yardım edeceğini biliyorum. Yine içi gerizekalı. Sağlıklı zihnin buna... Sen sağlıklı olduğuna emin misin? Senin beynin ölmüş gerizekalı içmekten. Kurt olmuş beynin. Böyle küçük küçük kurtlar vardır ya. Bir film izlemiştim. Orada adam yemek yiyordu. Hayalet gemiydi aynen. Yemeğin içinde kurt vardı. Midem öttü la. Midem tepki veriyor. O küçükken o filmden ne korkmuştum ama ha. Hayalet gemiydi ismi. Şu an izledim ama hiç korkmadım. Küçükken maldım çünkü ben. Şaka ya. Korkmuştum, ne bileyim, küçüksün yani sonuçta. Korkabilirsin o zamanlar. Balık. Palet damacana. Cidden şu balık ağında bir şey bulabileceğimizi düşünüyorsa kahraman sensin, bu işi sana bırakacağım. Vay be, bulduğum posterde gördüğünüz yerde yok edin yazıyor. Bu iş ciddi. Bunun içeriğini geri kalan ortaya çıkarmalı. Ortaya mı? Çıkarmalıyız dedi sanırım. Analiz vermese ya. Of. Veri yakıcı oluyorum. Bu ne la? Zizil. Sizi yiyecek. Bu ne lan böyle? Ahtapot mu bu ne? Bir şey var altında. Kağıda benziyor. Fotoğraf bu. Thank you Spengler is a pale mı? Buraya nasıl gelmiş? Ne bileyim mi? Teşekkürler Albay Spengler. Pale adına bir tarafından imzalanmış. Ünlü arkeoloğun garesi. Hayal görmesinin raporlarını okumadım. Sadece Emin'in ondan bahsettiğini duymuştum. Tamam konuşalım. Bu ne alaka ki? Albayla tanışıyor muymuş? Tanışıyorlar mıymış? Sanırım tanışıyorlar. Albay gençliği mi? Gençliğim çürüdü. Yeni halimi eski halimi. Peşine adam takılmış. Haklısın, tüm ajanlar gördüğünüz yerde yok edin. Ajan Z'nin biriminden olmalı. Onunla bu kadar tamam. Şu GPS ışını bir kez daha sallamaya deneyebiliriz. Kımıldamayın. Yeteneği şeyde bu adam çağır çağırmaz gelen bir uşak gibi. Analiz yok mu? Ha, iyi. Analiz vermedi. Beni sinir etmedi bugün. Bir tek o kapanması beni sinir etti. Tamam büyük adam, eğri oturup doğru konuşalım. Senin gay arkadaşlarının Spengler için bir insana bu başlattığını biliyoruz. Yani onu öldürmemiş gibi yapmanın hiçbir yararı yok. Bana uzaylının nerede sakladığını söyleyecek tek kişiken Spengler'in neden öldüreyim? Lütfen sen de mi uzaylı oyununu yuttun? Gia'dansın. Tüm bu olayın bir şakadan ibaret olduğunu biliyor olmalısın. Şaka değil, koca çölde uzaylı yaradım. Dolanıp dururken 3 çift oğlu çizmesi aşındırdım. Çizmeler umurumuzda değil. Şu uzaylı zımbırtısıyla ilgili bilgilerim varsa hemen dökülsen iyi olur. Sizinle görüşmedikse sahip değilim. Yine robot kartını oynuyorsun demek. Spengler'ı öldüren sensin Z. Ayşe bunu ortaya çıkarır. Adamın burasına yara mı vardı? Bana mı öyle geldi? Aynen boğazında yara var o adamın. Bir tek Encire'de yara yok. Hepsinde var. Bunların da hepsi yaralanmış. Ayşe mezuniyet gününde çekilmiş bu tarafını buldu. Garip olan albay teşekkür mesajı yazmış olma. Spengler benim arkeolog olma nedenim. 16 yaşındaki ailem beni çöldeki ordu yaz kampına göndermişti. Mutsuzdan önce ta ki albayla tanışana kadar. Kayıp bir inka eserini bulmasa ona yardım etmemi istedi. Muhtemelen uzaylı kaynaklı bir eser. Spengler bana ne kadar maceralı bir iş olduğunu gösterene kadar arkeolojiyi sıkıca buluyordum. Yasaklı tapınaklarda mağara keşfi gibi bu bir tuzaklı piramitleri araştırmak. Ya da kaçak üzerinize düşen kayaklardan kaçırmaya çalışmak. Bana neden orada çizmesi giymemi öğretti. Ayakların ezilme olasılığını azaltıyor. Sanırım albayın eğlenceli yönünü henüz görmedi ama gerçekten tam bir macera perestir. Onu hep ihtiyar ve huysuz bir olarak kaybetmiştim. Bunu söylerken kendimi böyle hissediyorum. Öldüğünü biliyorsunuz ya. Gar yeni öğrendi. Spengler beni ben yapan kişiler lütfen katilini bulun, intikamını alın. Kadın yeni öğrenmiş, haberi yok. Uyan da balığa çıkalım. Evet. Evet. Crep 9. Crep değil de krem versem olur mu? Bir sorunumuz var. Önce hiçbir yerde yok ve ona ulaşılamıyor. Öylece gitmiş. Kocaya kaçmıştır belki. Üçüncü bölüm. Bir sorunuz var. Önce hiçbir yerde yok. Ona ulaşamıyorum. Öylece gitmiş. Kayıp moduyla o hiç böyle şeyler yapmaz. Bir not falan bırakmış olmalı. Elimdeki tek ipucu telefonu kapatmadan önce aldığım GPS'i şöyle şu mağaraya doğru gidiyormuş gibi. Sıra kademe basıyor. Gidelim şuraya. Mağara girişi. İnşaatın sesinden kafam ağrıyor. Albayın fotoğrafı değil mi? Bu yırtmışlar. Onun ağzı işte. Ondan başka ağız olamaz bu. Randolph'ın çantası. Çadır. Hep çadırım olsun istemişimdir. Severim çadırı. Bakalım. Tamam. Bunca zamandır sen misin yazıyor. Bakalım şunu ara bir. Şudum lan. Dergide mu? Dergi değil miydi? Ana! Bu albayın geçtiği bir de Enciriya. Basın makalesi. Şu kızı tanıdım, evet. UFO gördüğünü iddia ettiği yazıyor. Şu tuhafana da ilgili olabilir mi? Askerde tanıdık gözüküyor. Evet. Makalede ince röportaj yapıldığı albay UFO'ların varlığını reddettiği yazıyor. Yuh. İnşaata bak. Kalasları çıkartıyorlar ya. Fikrini değiştirmiş olabilir. Ben de geleceğini umuyordum. Karakoldan böyle caddelerim için kendimi kötü hissediyorum. Benimle gel sana bilme gereken şeyler anlatacağım. Çok endişelenmiştim. Şimdi bunlar çimento döküyorlar. Bu beton kuruyor. Ondan sonra tahtaları çıkartıyorlarmış. Ben zannediyorum ki tahtalarla beraber inşaat yapıyorlar. Eskiden evleri öyle yapıyorlardı. Tahtadan. Demek ki böyle değilmiş artık yeni evler. Sanki çok güzel yaparlardı. Ev yapımı gereçme. Uzay şeyine benziyor. Ordu logosu var. Rendeltip'in ordu olmadan nasıl ulaşılmış? Hemen göndermemiz lazım. Ben paylaşma olayını yapma bana. Sevmiyorum bildirimleri. Fotoğrafı da birleştirelim. Albayı birisi yakarken mi çekmiş? Yazıklar. Alev içinde ama cinayet andırdığı kesin. Evet. Senin beni yaktığın, şimdi kendin yanacaksın. İmzaların Pearl. Hani iyi arkadaştınız? Hani seni seviyordu albay? Hani kankandın? Hani yaşayana boşluydun? Hani? Demek olmadık taş başlar. Sen beni yaktın. Ben de seni yakacağım. Neden böyle bir şey yaptın? Hı? Üzerine senin ince ton notunun olduğu albay fotoğrafını buldu. Sen beni yaktın. Şimdi kendin yanacaksın. Açıklamaya başlamak ister misin? Çok aptalım fotoğrafı bulacağınızı ve beni Spengler'e ölmekle itham edeceğinizi bilmeliydim. Mağara yaşamımı engelleyeceğim. O kadar kızmıştım ki bu kariyerimi bir anda ilerletecekti. Ama orada araştırma geliştirmesi için kaynak olarak kullanmak istedim. Demek mağaradan haberiniz vardı. Spengler'e öyle bir tehdit gönderecek kadar öfkelenmiştiniz. Sadece öfkelenmiştim o kadar. Spengler mağaranın bir arkeologu için değerini bildiğini düşünmüştüm. Gözüm üzerinde olacak. Allah Allah. Bir mağaraya sebep. Burada tehdit edilmez lan insan. Benim konuşmalarınız için teşekkürler. O gün 30 yıl önce ne gördüğümü sana söylemenin vakti geldi. Bildiğiniz gibi o günle ilgili anılarım bulanıktı. Spengler'la buluşmayı dedikten sonra her şey geri döndü. Onunla tartıştık. Ona yıllar önce zorbalık ettiği o küçük kız olduğumu söyledim. Öfkem artıkça o gün gördüklerime dair kısa anılar aklıma gelmeye başladı. 36 yıl önce. Hemen dönerim anne. Oyuncak ayağımı alıp geliyorum. Neler oluyor? Neredeyim? Kayboldum. Siz diş perisi misiniz? Dişi de yok ha burada. Bu hangi gezegen? Dünyada mıyım? Siz uzaylı gibi bir şey misiniz? Benim arkadaşım olmak ister misiniz? Benim adım Encirenin. 6,5 yaşındayım. Hayır yaklaşma. Geri çekil. Ben sadece arkadaşın olmak istiyorum. Uzaylı Türkçe mi biliyor? Ve o adam böylece gitti ya da kadın bilmiyorum. Herkese anlatmaya başladım. Spengler o sırada ortaya çıktı. Herkesin yalan söylediğimden. Randolph olmasın o. Bunu küçük bir kızı nereye yapabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Uşaklığımı mahvetti. Kahretsin. Tüm hayatımı mahvetti. Spengler'ın bunun arkasında olduğunu hatırladım. Sanırım o gün olanları içime gömmüştüm. O makale gördükten sonra artık kendi kendime yalan söyleyemedim. Senin tarafında olduğumuzu biliyorsun ama dürüst olmak gerekirse sana imamımızı nasıl bekliyorsun? Siz yalan söylemeyeceğim. Tüm herhalde mavi adamı öldürmek bir anlamda aklımdan geçmedi değil. Ben öyle biri değilim. Bu karı yapmaz ya. Amirimizden niye yapsın? Gerizekalı. Yapsa bu zamana kadar yapmıştı zaten. Şimdi niye yapsın ki? Şunu öne atalım. Bana getirdiği düşüncesi için teşekkür ederim. Yüksek ve düşük teknolojinin mükemmel bir birleşimi. Merkezi birim ordu malama makinenin geri kalan teneke kutularından, pipetlerden ve bir gol topuna yapılmış. Şu günün hiç sence de öyle değil mi? Uzaya sinyal göndermek için yapılmış. Hala aynı mesajlar yayınlayıp duruyor. Crep 9 gezegenini arıyorum. Ben Randolph gezegenini arıyorum. Uzaylı oyun ne zaman bu son bulacak? Ben de bıktım. Uf, bıktım bu olaydan ya. Gelecek fakat Renkanyonu bitiyor sanırım. 45 vakaydı. Yok. 45 son aynen. 45 burada son. Demek Renaf'ın yıldızlar arası iletişim makinesini buldun. Biri geri mi aradı? Hayır çünkü uzayda diye bir şey yok. Bizim bilmek istediğimiz bu ordum adına nasıl ulaştığını. Spengler bunu Randolph için çaldı. Artık Alvin Randolph'ı ne kadar sevdiğini biliyorsun. Spengler Randolph'a bir hediye alan mesela bu yepyeni ordu çizmeleri. Randolph onlara bayılıyor. Randolph onları kitap desteği olarak kullanıyor. Ordu çizmeleri pek bu iş için yapılmamış. Şaka yapmaya Randolph çizmeleri ne için kullanıldığını biliyor. Mağara keşfi için de kullanıyorum. İçinde bir şey bana göründüğünden daha azapta olduğunu söylüyor. Aynen. Bulamadık henüz bir şey. Evet. Evet ben de. Tamam. Konuyu nereden nereye atlattı ya. İlk önce bir olaylardan bahsediyor. Sonradan gidelim diyor. Madem gideceğiz niye konuşuyorsun ki? Direkt gidelim işte. Ajdar kalıplı. Henatçı. Aa, mavi peruk. Şurada mavi peruk var. Çakmak. Yanmış bu. Cam kırıkları. Yeşil şemsiye. Mavi peruk. Taç mı? Nerede lan? Aha. Bu. Demin tıklamadım ben ona. Tıkladığım şeyler tıklamadı diye gösteriyor. Gıcık oluyorum. Evet. Tamam hadi. Sırtım ağrıdı ya. Bu masada küçücük ya. Bu Molotov kokteyli şeysi değil mi? Adamın yandığı kokteyl şeyi bu. Aynen o. Marvedelerim var. Yan bu parça enzetme yaptığımda cinayet silahını buldum. Yanarak ölmek çok kötü ya. Boğulsa neyse de yanarak ölmek bence en kötüsü. Bir ara bir laf vardı. Bir laf duymuştum, daha doğrusu laf vardı diyorum. Bir arkadaşım dedi ki bana, yanarak ölen insanlar cehenneme gitmiyormuş. Daha doğrusu giderse bile fazla cezası olmuyormuş diye duymuştum. Öyle mi acaba gerçekten? Mavi bir şey bu. Mavi madde. Yana gönderelim. Katili enseleyelim diyor. Şunları yollayalım ve öne atalım. Midem yandı ya. Şunları öne atayım. Ne müthiş bir ön sezi Ayşe. Katilin çakmadan aldığı şu örnek nasıl giyindiğini ortaya çıkaran bir ipucu sağlıyor. Katil mavi bir sıvıyla mı kaplanmış? Hayır. O sıvı gözlük bakımına kullanılan bir alkol. Daha ayrıntılı makinesi renkli camlar için. Güneş gözlüğümü takıyor. Ajan Z takıyordu. Ben güneş gözlüğü takamıyorum. Çünkü numaralı almam gerekiyor. Miyopumla ben. Molotov kokteyli olup olabilecek en dağınık cinayet silahı. Katil iki kez düşünse iyi olurdu. Çünkü çok büyük bir hata yapmış oldu. Şişenin içine çıkardığım kalıntıdan yanıcı bileşim test etmeye başardım. Bileşim delik kulaklar için antiseptikmiş. Katil molotov kokteyli yapmak için onu yanıcı sıvı olarak kullanmış. Katil küpe takıyor. Belki takmıyordur. Belki sevgilisinindir. Ama bugün korkuyorum. Çünkü ancak düşmanlarınızdan biri. Spengler'i öldürürse ben istifa ediyorum. Çok mu seviyorsun onu? Aşık herhalde. Aslında yakışırlar ha birbirlerine. Ama Encire'ye bugün bunun gibi gerizekalıyı ne yapsın? Şimdi şu heriften bakmak istiyorum. Küpesi var. Gözlüğü yok. Bu adamın yana var ama gözlüğü var, küpesi yok. Encire'nin küpesi var. Yanı yok. Encire hiçbirinde yok zaten. Bunun küpesi yok, gözlüğü yok, yanığı var, diğerleri de var. Bunun küpesi var, gözlüğü, o gözlük mü? Güneş gözlüğü. Bulgar mı? Hani iyi arkadaştınız? Vicdansız. Sabuha. Sabuha neden öldürdü? Bunun kocası ölmüştü. Bu ne kadar umursamaz bir karala. Sakar Beyaz'ın avcısı Montana 41 Molotov kokteylini suç mahallinde bırakma gerçekten mi? Arkeologlar düzenli olmaz mıydı? Beceriksiz dedektifler buraya Spengler cinayetin üzerine ekmeğin bir genci olması öğrenebilirim. Arkeoloji keşfedilmemi sağlayan oydu. Aynı öyle senin de ona mağarayı keşfedilmesine yardım ettiğine kendi çıkar için orayı kapadığını aldatmış hissettin. Ben hayatımı sırla ortaya çıkarmaya adadım. Kedi neden uzaylı medeniyetlere iletişime geçmenin eşiğinde olan bir arkadaşı gömeyim. Şimdilik dünyada ayrılmayalım. Molotov bir mağara kaşif olarak Spengler yakmadan önce mağara keşif donanımıyla bağlama şaşırtıcı olmadı. Karının tipine bak. Kendiniz bile yakmışsınız. Şu an size bir bakın. Aileniz size ateşe oynamamızı gerektiğini söylemedi mi? Aynı zamanda akıllıymışsın da. En büyük keşfiydi. Bu gezegende uzaylı yaşamının varlığını kanıtlayan ilk kadın ben olacaktım. Spengler kimseye anlatmama izin vermiyordu. Ne de bilimsel gelişmeleri hala ki benim tek elimde. Tek sebep bu muydu lan? Çünkü gerçek şu, orayı gizli tutmak istemedi. Her şeyi kendi mal etmek ve orayı kendi keşfi olarak tatmak istedi. İşte bu yüzden bu festivale gittim, onu durdurmak için. Oraya iki yüzünün yandığını görmek istedim. Bu yüzden hazırlıklı geldim. İnsanların hippilerin açları kaçtığını düşüneceklerini varsaydım. Karışmasaydınız. Çocuklusun. Dinleyim onu Tanrı. Spengler'ın bıyığının modaya aykırı olduğunu biliyorum. Ama onu öldürmek için yeterli bir sebep miydi? Kılayla falan ilgisi yok. O olmasa ünlü olacaktım. Uzaylıların onlarca yıllarımızda yaşadığını keşfedip ünlenecektim. Herkes bunu biliyor zaten tatlım. Gezegenine gelen bir Fransızca öğretmenim vardı. Harika uyum sağlamıştı. İyi adamdı gerçekten. Ben yeni Kolombum, Marco Polo'yum. Benim heykelimi dikin, bana Nobel ödülü verin. Sana tekrar edeceğim ABD orada alıp beni öldürmekten hayat boyu mahkumiyet olabilir. Mahkeme sonra müebbet yedi. Duncan da müebbet yemişti. Affedilmek isterken öldü. Evet. Ender'e şimdi onu aramalı. Nasıl olduğuna bakmalıyım. Konuşma özel mi olacak? Benden neler gizliyorsun? Neden benim yanımda konuşmuyorsun? Küstüm. Yıldız haritası 6. kısım. Daha önce bunu kullanacağını... Tamam, bunu biliyorum. Adam ölmeden önce. Bugün. O olanları duydum. Sen nereden geldin ya? İyi fikir ve hayal sınırlarının yerine gitmeliyiz. Ben de bıktım. Bak başım dönüyor şu an. Ay. Kafam döndü la. Şu yerlere bakalım da. Bir çanta bulduk, bir de evrak çantası. Spengler'ın çantasıymış bu. Bir bakalım şuna. Askeri şeyler var içinde. Tüfek, maske. Kafaya takılan lazımlık gibi şapka. Nerede lan? Bir kağıt. Kitap. Aa, Encirenin. Günlük mü? Haklısın işte, Encirenin'in küçük bir fotoğrafı var. Küçük bir çocuk bana kaza alanını gösterdi. Bunda şüphe yok. Enzire'den bahsediyor. Yıllar önceki o buluşmalar yazmış. Laboratuvara göndermeliyiz. Okuyamıyor musun? Türkçen yok mu? İngilizcen yok mu? Benim İngilizcem yok. Üşüyorum. Hava soğuk. Ayaklarım demir gibi oldu la. Demir Ayşe. Ba-e. Bana ne? Ne beşi? Yırtık kağıt parçasına katılıyorum. Toparlayabileceğimi düşünemiyorum canım. Düşünemiyorum. Yapmasak olmaz mı? Yorma beni daha. Uykum var. Uzaylı. Top sekret. Uzaylının insana dönüşümü mü? G logosu var. Bakalım, bir uzaylı ve bir adamı doğrultulmuş bir ok. Bu ne anlamı geliyor? Dikkat, uzaylı artık herkes olabilir. Bir saniye. G uzaylının insan kılığına girdiğini mi düşünüyormuş yani? Hala bu çılgın uzaylı teorisine inanmayı reddediyorum. Ajan Z ile konuşacağız. Başka analiz vermedi. Tek analizle bitireceğini sanmıyorum ben bunu. Böyle bir şerefsizlik yapmaz bu. Beni uğraştıracak. Ayşe Hoca'da bıraktım bu bir belge budur. Bu gibi şeylere ona daha dikkatli olsun. Sizi bulmanız için bırakmadığım ne malum. Ajan sizinle bazı bilgileri paylaşmama izin verdi. Ama sonra söyleyeceklerimi tekrar ederseniz sizi yok etmeye yetim olacak. Bildiğiniz gibi albay bir uzaylı kaçışına yardım etti. Bir uzaylının insan biçimini almış olabileceğine inanıyoruz. Bu herkes olabilir, siz bile. Gözlerini dört aç Ayşe. Bir insanın şüpheli davranı görseniz yara o uzaylı yakalanmalı. Ve gitmeden önce size aramanızı biraz oluşmalaştırıp bir şey vereceğim. Rüşvet. Diyor ki şu parayı al, çeneni kapat ve uzaylıyı bize ver. Şunu öne atayım. Ben acıktım. Uzaylı kaynaklı olduğu doğrulanan kazı alanını gösteren tatlı bir kızdan bahsediyor. Uzaylı mı görmüş? Bu Spengler'in inanmanıza bağlı olarak değişiyor. Yazdıklarını birine katlayabilirim ya da yalanlayabilirim. Uzaylıyı üstlerine aldığını ve ajanların herkesin encirini yalan söyleyandırlarını anlatıyor. Uyumak zorunda olduğunu da eklemiş. Ona da mı yıldız yapacağım? Doğru. Şüpheli listesine ama artık şüpheli değil ki. Ona yıldız yapmayalım. Canımı sıkma. Spengler'in gönlünü buldu ve içindeki küçük bir kız kendisine tanıştığı yazıyor. Ayrıca ajanların geçeden üzerine örttüğünü anlatıyor. Demek ki başından beri haklıydım, deli değildim. En azından Spengler gördüğünü de seviyor gibi gözüküyor. Onca yıl sonra bunları duymak ne kadar iyi gelebilemezsin. Hadi gidip kutlayalım abi, gelir benden. Tamam yiyelim, ben de çok acıktım. Pizza istiyorum ama. Neden can uzaylı elmasının çalınca olmadığını söyledin mi? Doğru olup neye inanılmadığını karar verebilirim. Sana bir içkiye ihtiyacım var. Randolph mı? İyi, Allah cezanı versin. Üstüme yaptı bir de orospunu. Şimdi sana aynı şeyi yapıyor. Yeter artık Frank, şimdi Randolph'la görüşmek istiyorum. O kayboldu. Pislik içkiyi suratıma fırlattı. Senin Allah cezanı versin. Amirinin yanında içki içiyor. Adama bakar mısın? Adamdaki genişliğe ya. Adamdaki genişliğe bakar mısınız? Normalde öyle bir şey yapsan var ya, bırak içki içmeyi, adam senin elinde içki görüyor, bir seni polislikten atar. Enciriye insaflı davranıyor buna. Ben olsam atarım. Niye saklayayım ki sarhoşu? Kağıda niye tıklamıyorsun ki? Kağıt gördüm ben orada. Allah Allah ya. Çiçek nerede? Sordum sarı çiçeğe, anan babam var mıdır? Çiçek der ki, Frank benim babam değil. Çiçek der ki, o sarhoş benim babam değil. Çiçeğin babası Frank. Randolph bir şey olsa buraya saklan ama tabi mesajın çoğu silinmiş. Hep ben ortaya çıkarıyorum zaten, hep ben. Ben olmasam siz ne yaparsınız lan? Ben de artık Encirenin yanında içki içeceğim. Randolph is ever something 43 45 12 119 Spengler yazıyor. Koordinatlar. Spengler bir şey olsa Randolph'ı saklamasını söylemiş. Yani adam bunları çözmesini isteyelim. Demiştim bir tane analizde bizi bırakmaz diye bu. Niye bir seferde vermiyor? Ona sinir oluyorum ben ya. Ben başka bir şey sinir olmuyorum. Açlıktan geberiyim. Çözümlemiş. Bu arada Frank'le konuşuyordum. Daha önce belki haklıdır. Belki tüm uzaylı olayını unutmam gerekiyordu. Uzaylıyla mı tanışacaksın? 50 yıl önce karşılaştığın uzaylı olduğunu nasıl inanabiliyorsun? O kadar genç gözüküyor ki. 36 yıl önce de o kadar da yaşlı değilim. Şimdi bu kadar geri ver küçük hanım. Garı yaşlı olduğunu kabul etmiyor. Lütfen Zarver'in size karşı koyamaz. Biz dost sadece seninle konuşmak istiyoruz. Randolph ilk dünyaya indiğinde küçük kız hanım sattın. Randolph'mış. Niye bitti? Yıldız mı vereceğim ona bir de? Tabii ki de. Oyun bizi uzatıyor ya. Az önce ilk defa dünyaya indiğin gördüğün küçük kızı anımsattığımı mı söyledin? Evet, o küçük kız çok iyiydi ama sonra orada gelip Randolph'u götürdü. O küçük kız bendim. Sen geçen yıllar önce karşılaştığım uzaylı mısın? Elbette, başka kim olacaktı ki? Çok uzun süredir dünyada Randolph gezegene geri gitmek istiyor. Sana karşı hala şüphe besliyor ama ben beslemiyorum. 6 yaşımdaki sana yardım etmek için elimle geleni yapardım ve şimdi de yapacağım. İyi kötü adam onu yakalamana Randolph'u kaçmasına yardım etmek için özel bir plan yapalım. Albay üniforması. Albayın o. Ya ben sevmedim bu olay. Kes artık Frank, o tek başına korkmuş ve dışarıda onu yakalamak isteyen kaç kişi olduğunu gördün. Gezegene kaçmak için yardımımıza ihtiyacı var. Hayatını riske attı. Biz aynısını yapmalıyız. Bu gece bizimle çekilmiş bir plana yerinde buluşmak istiyor. Biz de orada olacağız. Bana sorarsanız kulağa tuzakmış gibi geliyor. Randolph uzaydaysa ona yardım ettiğimiz için gülünç duruma düşeceğiz. O zaman ne olacak? Bitsin bu saçmalık artık. Yeter, duymak istemiyorum. Yeter. Yeter daha. O ne lan? Ay, adamın içini açmışlar. Alien gibi. Alien de böyle milletin göğsünden çıkıyordu. Ren Kanyon'un son vakası. Bir önce bitsin, hiç sevmedim bu Ren'i zaten. Evilwood'u da sevmedim. Bunu da sevmedim. Ben Pasifik'i hiç sevmedim. Her neyse, anket oy vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.